Arkadaşlar merhaba. 9. ünite ve en sevdiğiniz Joinas'ımızla beraberiz. Hepinizin Joinas grubu açmanızı rica ediyorum. Açtığınız gibi sayfa 94'te 9. ünitemizin egzersizlerini yapmayla başlayalım. Bir arka sayfayı çevirdiğinizde resimlerle kelimeleri eşleştirmemizi istemiş. Hemen kelimelerimizi eşleştirelim. Test tüp tabii ki birinci resim test tüp. İkinci resim engineer. Mühendis. Üçüncü resme bakarsak lab laboratuvar. Dördüncü resim accident. Kutucuklar içine yazıyoruz. Beşinci resim fotosentezis. Zaten anladığınız üzere altı vaccination. Vaccination gerçekten önemli bir kelime. Çünkü vaccination aşı demek. Ve bu ünitenin en önemli kelimelerinden biri 7 scientist, bilim adamı, bilim insanı demek. Bir sonraki sayfaya bakacak olursak burada karıştırılan iki tane invention ve discovery iki kelimeyi vermiş bana. Bunu zaten ben size bir önceki videomda da anlatmıştım. Invention something invented as a product of the imagination. Thomas Edison invented the light bulb. Sıfırdan var olmayan bir şeyi üretmek, icat etmek invention, icat. Discovery something seen or learned for the first time. Fakat daha önce var olan bir şey ilk kez görülmesi, keşfedilmesi, bulunması discovery. Bunu artık öğrendiğimizi düşünüyorum ve ikinci egzersizime geçiyorum. Şimdi bu kelimelerin burada pekiştireceğim. Biliyorsunuz ki bu iki kitaptaki, Joinas'taki workbook ve Students'taki egzersizler bize neden önemli? Kelimelerimizi iyi bir şekilde oturması için önemli. Oturup tek tek kelime ezberlemek yerine arkadaşlar böyle exercise'ların içerisinde doldururken aklınızda mutlaka aklınızın bir tarafında kalıyor ve böyle daha kolay öğreniyorsunuz. Discovery'e örnek verecek olursam gravity yani yer çekimini verebilirim. Electricity yine Discovery'in örneklerinden biri. Solar System yine Discovery'in örneklerinden biri. Inventions'a gelince. Electric light bulb. The first practical telephone, the first mechanical computer koyabilirim. Üçüncü egzersize geldiğimizde bakıyorum. Complete the sentences with the correct form of the given verbs. Invent, develop, design, discover. Invent, sıfırdan bir şey icat etmek. Discover, bir şey keşfetmek. Design, etmek. Biliyorsunuz, develop da geliştirmek. Jonas Salk developed first polio vaccine. İlk polio vaksini aşısını icat etmiş, geliştirmiş kişi Jonas Salk. The Wright Brothers invented the first powered aircraft. Sıfırdan icat etmiş. Isaac Newton was the first person to discover gravity. Çünkü gravity invention olamaz. Gravity her türlü discovery olacaktır. Ama powered aircraft gibi kelimeler bir invent olabilir, invention olabilir. Philo Farnsworth designed the first all electric television. O da bu bilim insanı da onu dizaynına ilgilenmiş, dizayn etmiş. Present continuous tense'i anlattım. Uzun uzun anlatmak istemiyorum ama tekrar ihtiyacı olan arkadaşlarımız bu sağ taraftaki sütunda anlatılan yerden mutlaka tekrarını yapsın. Kısaca şunu söylemem gerekiyor ki present continuous tense bir şeyin tam da şu anda olduğunu anlatıldığı bir zaman. You are learning English now. Tam da örneğimiz. Cümle kurulumu I am, you are, he is playing. Yani özneden sonra bir emizar, sonuna da verb ing koyuyorum. People are waiting for the bus. Otobüs, insanlar otobüs bekliyor gibi. Olumsuzunda da sadece not koyuyoruz. They aren't, she isn't gibi. Reading a book. Yine verb ing'imiz sabit duruyor. Soruda da emizarı başa aldık mı? Am I walking gibi soru cümlemi kurabilirim. Simple past tense vermiş. Peki neden simple past tense vermiş? Daha önceki ünitede biz zaten simple past tense öğrendik fakat simple past tense şu şekilde açıklıyor. Burada bir sürü invention ve discovery bulduğumuz için bununla ilgili yani daha önce keşfedilmiş veya daha önce icat edilmiş kelimeler bununla ilgili cümleler çıkacağı için şimdi içerisinde simple past yani geçmiş zaman kullanıldığı için tekrar size tekrar anlamında verilmiş. Bir sonraki sayfaya geçiyoruz arkadaşlar. Match the sentences with the pictures. Bakacak olursam birinci resim. Birinci resimde neyle eşleştirebilirim? I'm a scientist. I'm examining substances under the microscope. İki neyle eşleştirebilirim? I'm an astronomer. Yani G.
I'm observing stars. Observe gözlemlemek diyorsunuz. Üçüncü resme bakacak olursam, I am an archaeologist. I am looking for fossils in an excavation area. Excavation kazı demek arkadaşlar. Dörde gelecek olursam, I'm a doctor, I am vaccinating the girl against disease. Hastalıklara karşı aşı oluyormuş, vaccinate, aşı olmak, disease, hastalık. Beşinci exercise, I'm a technician, I am operating the machine. Yani B. Altıya bakacak olursam, I'm a student, I'm searching information about scientists for my project. Burada da F yerleştirebilirim. 7. I'm a chemistry student. I'm working on experiment in the school lab. Experiment gerçekten önemli bir kelime. Experiment, deney demek. Bu ünitemizin en önemli kelimelerinden biri. 8. Ve sonuncu egzersiz yaparsak, the doctor is taking an x-ray of the boy's head. Bir sonraki sayfaya geçecek olursak arkadaşlar, bir sonraki sayfada ünlü bilim insanları ve onların yaptıkları, buldukları, icat ettikleri veya keşfettikleri durumlar var. Bunları ben size, bunların önemli olduğunu söylemiştim. Aralarındaki en önemlisi Albert Einstein ve Marie Curie'dir. Sık sık çıkar. Şimdi durumlara bakacak olursak, he is a famous for his works on the theory of relativity. He won the Nobel Prize dediği bir Albert Einstein'la eşleştirebilirim. She is the first woman to fly into space. She is a cosmonaut. Bunu da Valentina Tereshkova ile eşleştirebilirim. She is a physicist and she worked on radioactivity and she won two Nobel Prizes. Bunu da Marie Curie ile eşleştiriyorum. He is a Swedish scientist. He invented the dynamite. Bunu da 4 Alfred Nobel ile eşleştiriyorum. Sayfamızı çevirecek olursak, sayfamızdaki 9. egzersizimize bakıyoruz. Fill in the blanks with the following words. The structure of DNA, yani DNA'nın yapısı, Nobel Prize, Genetics and Molecular Biologist. Hello, my name is James Watson. I'm a molecular biologist diyebilirim. I conducted many projects on genetics. I discovered the structure of DNA. I won the Nobel Prize in 1962. I am happy that I took action. Bu kelimeleri böyle yerleştirirsem tam doğru yerine yerleştirmiş oluyorum. 10. egzersize bakarsak, true false, yani okuduğunu anlama çalışması. Bunlar önemli. Çünkü biliyorsunuz ki LGS'de mutlaka ama mutlaka okuduğunu anlama bir paragraf üzerine 3 soru çıkıyor. Tek önemli olan, yukarıda ve aşağıda verilenlerin birbirini tuttuğu, her zaman söylüyorum, dikkat etmeniz gereken, birinde weekend diyorsa birinde weekday diyordur. Arasındaki farkı yakalamanız gerekiyor. Üstte verdiği ile altta verdiği mutlaka birbirinden ince durumlarda, belki tarih, belki bir kelime bir şekilde ayırt ediyor. Sadece dikkatli okumanız yeterli. He was born in Edinburgh, Scotland. He got education in London and at the University of Edinburgh. At the age of 23, he moved to Canada and then the USA. Bell wanted to develop a machine to transmit speech. Bell and his assistant worked on and improved his designs over the months. And 10th March 1876, he did his first test. After more testing, they made another test in November of the same year from the city Salem to Cambridge. Doğru mu yanlış mı? True false'a bakıyoruz. Sizin de küçük bir kendinize süre verin. Okuduğunuzu anlayın. True false'a eşleştirin. Sonra benim dediklerimden kontrolünüzü yapabilirsiniz. Graham Bell was born in Scotland. Evet, true. Bunu görebiliyoruz ilk cümlede. He got education in Canada. False. He moved to Canada at the age of 23. True. The first test between Salem and Cambridge was made on 10th March 1876, false. He developed the first practical telephone with his assistant, true. Arka sayfaya geçecek olursam, mention given words with the related phrases. DNA computer, nanomedicine, photosynthesis. Üç tane kelime vermiş. Buradaki cümleleri bu üç kelimeyle bağlantılı ilişkilendirmemi istemiş. Birbirine bunları eşleştirmemi istemiş.
Scientists are planning to use them to perform surgeries. Bilim insanları neyi planlıyorlarmış? Belli ameliyatlarda, operasyonlarda bunu kullanmayı. Peki bu ne olabilir? Nanomedicine kelimesiyle eşleştirebilirim. It stores nearly unlimited information. Kesinlikle limitsiz, limite olmayan bilgilerle dolu olmasında DNA computer'la eşleştirebilirim. It's an important discovery in medicine. Önemli bir buluştur tabii ki ilaç. Bunu tabii ki nanomedisinle tekrar eşleştirebilirim. It's a kind of computer technology. Bu bir computer, bir tür bilgisayar teknolojisi. Bunu yine DNA computer'la eşleştirebilirim. DNA. Scientists think it will destroy cancer cells. Bilim insanları ne düşünüyorlarmış? Kanser hücrelerine zarar verdiğini, yok ettiğini düşünüyorlarmış. Bunu da yine nanomedisinle eşleştirebilirim. Process starts in chlorophyll. Bu fotosentezle ilgili. Leaf cells provide oxygen to plants to breathe. Bunu da yine fotosentezle eşleştirebilirim. Zaten fen bilgisinden alışık olduğumuz konular. 12. egzersize bakarsam yine bir okuma parçası. Küçük bir şey, küçük bir paragraf ve onun üzerine true false var. Broşür var. Broşürü inceliyoruz. Broşüre göre böyle sorular sık sık çıkıyor biliyorsunuz. Bir broşür inceleme veya bir tarif verme, yani mutlaka resim ile verilen bilgileri mutlaka dikkatli bir şekilde inceleyip okuman gerekiyor. Our center is located in Taşkışla campus in Taksim, İstanbul. Our aim is to encourage children to interact at the science exhibitions. Exhibition sergi demekti biliyorsunuz. Encourage cesaretlendirmek demekti. Birinci ünitede hatta bazı kelimelerin eş anlamlı olarak kullanabiliyorduk. Help kelimesiyle kullanabiliyorduk. Backup'la kullanabiliyorduk. Our exhibitions are related to mechanics, electricity and magnetism. And there are also models of different aircrafts. Come and explore the science center demiş. Birinci soruya bakacak olursam, birinci cümleye. It's an archaeological museum. False. Bu bir kere arkeolojiyle alakalı bir şey değildi. Tamamen neyle alakalıydı? Science exhibition dedi zaten. There are exhibitions of scientific discoveries. True. You can find beautiful paintings from famous artists when you go there. Hayır, bu bir resim sergisi değil. ITU Science Center is in Istanbul. Evet, bundan bahsetti. True. The center's aim is to find new solutions to traffic problems. False. Yanlış. Bundan bahsedilmedi. Bir sonraki sayfaya bakacak olursam, 14. egzersize'a bakacak olursam, yine bilim insanlarının önemli buluşları, icatları. I'm the first female Nobel Prize winner. Önemli bir bilgi. Kimdir bu? Marie Curie. I invented the first mechanical computer, Charles Babbage. I discovered gravity when I was sitting under a tree, Isaac Newton. I discovered electricity, Benjamin Franklin. Arkadaşlar, bunu da eşleştirdiğinize göre artık puzzle'ı kendiniz yaparsınız, hem biraz eğlenirsiniz. Ve 17. egzersize geçiyorum. Yine fotosentezle alakalı bir okuma parçası vermiş. Çok kolay bir okuma parçası değil. Yani kolaylıkla anlayabilirsiniz ama biraz dikkatli okumanız gerekiyor arkadaşlar. Şimdi, all living things need food and energy to survive. Trees are like hungry kids because they need food to grow. They experience a process called photosynthesis. They use light from the sun, water and carbon dioxide. Plants make food and produce oxygen through photosynthesis. The process is complex, but with the sun, water and nutrients from the soil, oxygen and chlorophyll, a plant makes its own food in order to survive. Chlorophyll gives green plants their green color. It absorbs light from the sun. Chloroplast can absorb all colors except green. Sunlight activity activates the chlorophyll. It creates an energy. With this energy, they realize oxygen to people. People and plants are perfect partners. Plants need the carbon dioxide to live. People breathe out carbon dioxide, and they need oxygen to live. They need plants to survive. Baktığımda arkadaşlar, plants need oxygen and green color to produce energy dediğiyle ilgili
enerji üretmek için oksijene ve yeşil renge ihtiyacı olduğuna alakalı Plantis'in böyle bir şeyden bahsedilmiyor. Hatta with this energy they release oxygen and to people diyor. Plants needed the carbon dioxide diyor. Alttan, en alttan bir önceki cümlede. O yüzden birinci cevabı bahsettiği gibi cümle doğru değil. False yazıyorum. People don't like plants because they use all the oxygen on the earth diye bir cümlem var ve hemen bunu da inceliyorum. İnsanların bitkilerden hoşlanmadığını, çünkü onların dünyadaki oksijeni kullandığından bahsediyor. Oysa ki paragrafta bunun tam tersinden bahsediyor. Hemen buluyorum. Alttan yine sondan ikinci cümle. People and plants are perfect partners diyor bir kere. Birbirlerini sevmediklerini buradan eleyebilirsin. Aynı zamanda aynı zamanda dünyadaki oksijen değil karbondioksit aldığını düşünürsek iki de false. Green plants are green thanks to chlorophyll. Thanks to science ne demek arkadaşlar? Green plants are green thanks to chlorophyll diye baktığımda da true olduğunu bundan bahsediyor. Doğrudur. People breathe oxygen to survive. Ha, üçüncüsünü hemen söyleyeyim. 1, 2, 3, 4, 5. Alttan 5. paragrafta alttan 5. cümle. Chlorophyll gives green plants their green color. 4'e bakacak olursam. People breathe oxygen to survive. Hemen en alt cümlede buluyorum. Paragrafın en altında need oxygen. Sunlight is harmful for plants dediğinde de bakıyorum. It creates an energy dediğini de false. Çünkü harmful plants değil. It creates an energy. With this energy they realize oxygen to people. O yüzden bu doğru değil. False. Arkayı çevirecek olursam yine bir okuma parçası var. Okuma parçası ile ilgili kelimeleri vermiş arkadaşlar. Şöyle bir bakacak olursam bilmediğiniz kelimeler üzerine bir şey pek göremiyorum. Develop, geliştirmek. Birinci paragrafta. Common ortak problemlerden bahsediyoruz. Artificial zaten kelimelerin içinde vermiştim. Yapay. Device biliyorsunuz zaten. Küçük aletler, cihazlar. Patient, hasta. Aşağıdaki paragrafa baktığımda lamp, bunu da size birinci videoda söylemiştim. Arkadaşlar kol ve bacak, yani takma, protez, support, destek. Arkasında da kelimeleri vermiş ve bu kelimeleri demiş, Türkçelerini söyleyeyim. Biz tekrar edecek olsak artificial, yapay, lamp, kol ve bacak, yani protez, kol ve bacaklar. Prosthetic dediği de proteze ilişkin demek. Device, alet, cihaz, bionic. Bionic yani onu anlaya tahmin edebilirsiniz. Şimdi arkadaşlar, şimdi sizden vocabulary book'unuzu Mojo oynasınız açmanızı istiyorum. Okudalar genelde böyle telaffuz ederdik. Hemen onda küçük gördüğümüz sayfayı 52. sayfadan itibaren yapalım. A science concerned with the application of data about the functioning of biological system to the solution of engineering problem. Ne ile alakalı olabilir? Buradaki kelimelere bir bakın. Küçük bir düşünün. Bunu ben bionics kelimesiyle eşleştiriyorum. A theory or doctrine describing the natural order of the universe. Bu çok belli bir şekilde zaten evrenle alakalı olduğu için de kozmoloji. The study of objects and matter outside the Earth's atmosphere and their physical and chemical properties. Bu da astronomi ile alakalı arkadaşlar, zaten cümlelerden de kelimelerden de anlaşılabiliyor. Discipline comprising human as its core logic, aesthetics and ethics, filozofi ile alakalı arkadaşlar, etikler. Logic, bilim, mantık. A science that deals with the composition, structure and properties of substances. Chemistry'dir tamamen. Çünkü structure, yapısı, maddelerin oluşumu, bunların hepsi chemistry ile alakalı. A science that deals with matter and energy and their interactions. Physics. A branch of mathematics that deals with a measurement, geometri ile alakalı ölçümler. Sayfa 53'e geçtiğimizde arkadaşlar, sayfa 53'te boşluk doldurmalar var.
cümlelerimize göre seçeceğiz. The aim of science is to discover new facts about the world. Scientists find out new facts by making research or by conducting experiment. Arkadaşlar, deney yapmak, conduct experiment kullanılıyordu. Bu fiilin mutlaka deney yapmanın olduğunu size söylemiştim. Astronomers, for example, discover new facts by making observations, gözlem yaparak. Through a telescope, and chemists discover new facts by doing experiment in a laboratory. Nerede yapılır? Laboratuvarda deneyler genellikle. Scientists will find new evidence that supports for undermines. Arkadaşlar, evidence kanıt demek. Kanıtlarla desteklendiğinden bahsediyor bilimin. Ve son cümlede this is how science works. Bu bilimin nasıl çalıştığını anlatan bir paragraf. Alttaki kelimelere baktığımda resimlerle kelimeleri eşleştireceğim. Kutucukların içine yazacağım. Stem cell kök hücre demek arkadaşlar. Ve bunu neyle eşleştirebilirim? Cloning birinci kelimeyle eşleştirebilirim. İkinci meteorite bakarsam altta ben onu neyle eşleştirebilirim? Teleskop kelimesiyle eşleştirebilirim. Biri birinin sonucu veya sebebi. 3D printing'i ben moods'la eşleştirebilirim. Bunsen burner dediği resimdeki gördüğümü ben test tüple eşleştirebilirim. Çünkü resimde zaten test tüpü vermiş. 5 DNA. DNA'yı ben genes'le eşleştirebilirim. Altı excavation, kazı. Burada bir kazı var. Kazıyı da neyle eşleştirebilirim arkadaşlar? Fosille eşleştirebilirim. Ve bionics'i de artificial limb'le eşleştirebilirim. Arka sayfaya çevirecek olursam, arka sayfada da benim en sevdiğim çalışma var. Bunu hep anlatıyorum. Word formation, kelimelerin farklı şekilde, yani bir anlamı olan kelimenin isim halinin, fiil halinin değişmesini en sevdiğim egzersizler arasında, biliyorsunuz. Şimdi discover, discoverer ve discovery söz konusu. Tahmin ettiğiniz gibi discover, Columbus discovered America, keşfetti. But his discovery, fakat onun bu keşfi was accidental, yani bir tesadüf sonucu diyebilirim. As a discoverer, ve o bir kaşif, kaşif kelimesini düşündüm. Kaşif olarak diye başlamış. O yüzden discoverer'da kaşif anlamında. Aynı şekilde yine burada invent, invention ve inventor kelimesi var. Edison was a world renowned inventor. Kendisi bir mucit. He also invented the phonograph. İcat etti. His other inventions, diğer icatları da bu şekilde diye bildirmiş. Science, scientist, scientific. Science, bilim. Science, the systematic study of the structure diye başlamış. O yüzden science, bilime en başa koydum. Scientific knowledge, yani bilimsel bilgiler anlamında bahsettiği için ikiye scientific'i koydum. Scientists haven't found a cure, ve bilim adamlarının henüz kansere tedavi bulamadıklarından bahsediyor. Scientist'i de en sona koydum. Vaccinate ve vaccination. Vaccinate aşı yapmak, vaccination aşı. Birinci boşluğa bakarsam, thanks to science, to developments in science and technology, vaccination prevent people from dying now. Şu an ölümden aşının insanları koruduğundan bahsediyor. En sona da bakarsam, countries and vaccinate many people against the disease. Korur, aşı, herkesi korur demek istiyor. Ve beşinci exercise'a baktığımda, present, look at the pictures and complete the sentences. Buradakileri eşleştir demiş. Present continuous alakalı bir çalışma ama tabii ki ünitemizle ilgili cümleler. The technician is operating the machine. The researchers are looking for some fossil in the excavation area. The chemist is putting a chemical substance in the test tube. The surgeon is examining an x-ray for the patient's head, vaccinating the girl against disease, and the astronomer is observing the sky with a telescope. Arkadaşlar, kitaptaki egzersizlerimizi bitirdik. Bunları yaptıkça kelimelerin daha iyi oturduğunu biliyoruz. Bunun sonundaki testimiz, 55 ve 56. sayfadaki test var. Testimizi yapıyorsunuz. 10 soruluk bir test.
Herhangi bir sorusu olan için arkadaşlar bana her türlü telefondan ulaşabiliyorsunuz. Yani Science'ın 55 ve 56 workbook'taki testi yapılacak. Aynı zamanda en başta yaptığımız Students Book'un sonundaki testler yine yapılacak. Bir sonraki videomuzda son Natural Forces ünitemizi göreceğiz ve ondan sonra hep beraber geriye dönük, yani bildiğiniz üzere ilk 5 üniteye dönük olan egzersizlerimizi, tekrarlarımızı, kelime tekrarlarımızı yapacağız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın çocuklarım. Sağlıkla kalın. Hoşça kalın.